Sevgili seyirciler merhaba. Savaş yorgunu Libya'da ülkeyi istikrara nihayet yıllar yıllar sonra kavuşturması umulan barış süreci başladı aslında. Önemli kritik gelişmeler var bu hafta. Nedir bu kritik görüşme? İşte yeni bir hükümet oluşturulacak ve bu hükümette bu yılın sonunda 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimlere ülkeyi hazırlayacak. Bu yeni hükümeti kim seçiyor? Ülkenin farklı çıkar gruplarını temsil eden farklı yerlerinden 75 kişilik bir heyet var. Bunlar İsviçre'de bir araya geldiler dün. Önümüzdeki yani bu hafta sonuna kadar da bir takım oylar kullanacaklar. Adaylar var. Söyleyeyim o da ilginç. Adaylar bir başbakanlık için adaylar var. Bir de 3 üyeli başkanlık konseyi için adaylar var. Başbakanlık için 21. Başka üyelik için o 3 üye için 24 aday var ve bunların içinden tahmin edebileceğiniz gibi sadece 3'ü kadın. Ve herhalde seçilme şansları da belki Birleşmiş Milletler isterse birini üye yaparlar diye düşünüyorum. Ama bunu asıl kim bilebilecek? Hem medya günlüğü yazarı hem de Medyascope'un yorumcusu Aydın Sezer bilebilecek. Tabii Türkiye açısından da değil mi Sayın Sezer? Bu gelişme önemli. Evet, Çünkü çok önemli. Türkiye bu aynı zamanda Libya'da devam eden savaşta ki gerçi bir ateşkes sağlandı. Ekim ayında bir ateşkes değil mi sağlandı ama bir taraf. Şimdi ben hemen çok uzattım zaten girizgahı farkındasınız. Bir kere neden bu seçim, bu 5 günlük seçim nasıl olacak ve neden önemli? Neyi seçecekler gerçekten? Bu hükümet ne demek? Şimdi Beyşan Hanım, belirttiğiniz üzere 23 Ekim'de Ateşkes Anlaşması imzalandığı zaman ortak bir yürütme organının oluşturulması hususunda da taraflar mutabık kalmışlar. Biraz daha geriye gidecek olursak, bu aslında 26 Nisan'da Doğu'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh'in savaşan tarafların ortak bir yürütme organı kurmasıyla Libya'da barışın sağlanabileceğine yönelik açıklamasıyla başlayan bir süreçti. Bu açıklamayı da Saleh'in Rus siyasi danışmanlarının girişimleriyle yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla 23 Ekim'de imzalanan 5 artı 5 askeri komitenin imzaladığı Ateşkes Anlaşması ve siyasi barışa giden yolda bugüne kadar son derece önemli adımlar atıldı. Askeri komite ve ekonomik komite görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Politik diyalog grubu, siyasi komite de ilk Tunus'ta daha sonra sanal ortamlarda yaptığı toplantılarla süreci başarıyla bugüne kadar getirdi. Şimdi bugün Cenevre'de dün başlayan görüşmelerle muhtemelen bugün sona erecek oylamayla hem Başkanlık Konseyi'nin üyeleri seçilecek hem de yeni geçici başbakan belirlenecek. Başbakan ve Başkanlık Konseyi için adaylar her üç yönetim bölgesi Doğu Libya, Batı Libya ve Güney Libya Fizan yönetiminin ortaklaşa çabalarıyla belirlendi. Yine belirttiğiniz üzere 24 kişi başkanlık konseyi için, 21 kişi de başbakanlık için aday oldu. Şimdi bu 75 kişilik politik diyalog grubu ki bunların sayıları biri vefat olmak üzere 72'ye indi son rakam o. Onların yapacağı seçimle İlk turda %65'in üzerinde oy alacak kişiler seçilecek. Alamazlarsa en çok oy alan kişiler, en çok oy alan iki kişi %50 artı bir esasına göre yeni Libya yürütme Başbakan, yürütme. organını, evet, organını Oluştu. oluşturacaklar. Yani burada özetle şunu söyleyebiliriz. Bu haftadan itibaren Libya'da artık bizim de sık sık vurguladığımız, Türkiye olarak vurguladığımız Birleşmiş Milletler'in meşru saydığı UMH hükümeti ve Başbakan Serraş boyutu yerine savaşan tarafın ortaklaşa oluşturdukları
egemenlik ve yetkinin paylaşıldığı bir yeni geçici yapı Libya'yı seçimlere çok kısa, ne taşıyacak. Zamanda en son böyle bir şey olur gibi olmuştu da olmadı sonra? Onu bir hatırlatır mısınız bize? Aslında böyle bir yapı oluşmuştu. 2015 ve 2017 arası dönemde bunlar zaten Doğu'daki meclisin yasal, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı yasal meclis, yasal yasama organı, Batı'dakinin de yasal yürütme organı olarak yapılanması ta 2015'lerde belirlenmişti. 2259 sayılı kararla. Ama sadece 2 yıllık bir süre içerisinde bu geçici yürütme organının, anayasayı da hazırlayacak yürütme organının görevde olabileceği belirlenmişti. Ne yazık ki 2017'de bu olmadı ve doğudaki meclis UMH'yi geçersiz saydı. Sadece doğudaki meclis değil, UMH'yi Birleşmiş Milletler'in tanımasına götüren Birleşmiş Milletler'in daimi temsilcileri de artık bu işin olmadığını belirttiler. Başta Fransa ve Rusya olmak üzere. Ama biz ısrarla Rusya ve Fransa'ya karşı tırnak içerisinde bu hükümetin meşru olduğunu uygulayarak geldik. Aslında öyleydi de ama onu meşru sayan ülkeler zaten vazgeçmişlerdi. İki tarafın, hatta üç tarafın ortaklaşa bir yönetim modeli oluşturmaları bekleniyordu. Bu nihayet bu yıl sağlandı. O anlamda da aslında bu sağlanacak olan, bu cumaya muhtemelen belli olacak olan sonuç, yeni hükümet, bu savaşan tarafları bir araya getiren ve iktidar paylaştıran yeni yapı, bu anlamda Libya'nın geleceği açısından tabii çok kritik. Fakat şimdi bir adaylara bakmak istiyorum ve nedir yani, nasıl paylaşılabilir? Türkiye, çünkü sizin de vurguladığınız üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin destekçisi, askeri olarak da destekçisi ve hemen öncesinde, belki onu da açıklığa kavuşturmamızda fayda var. Bu gün yaklaşırken, bu önemli seçim süreci yaklaşırken, Birleşmiş Milletler'den de isim vermeden ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki özel temsilcisinin ise isim vererek bir uyarısı olmuştu ve isim verdiği için söyleyebiliriz. Rusya'dan, Türkiye'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Libya'daki askeri güçlerini çekmelerini istediler. Tabii yani çekilsinler dediler. Bu aslında bir ateşkesin, sizin de bahsettiğiniz Ekim ayındaki ateşkesin de ön koşuluydu. Yani koşullarından biri zaten. Biraz orayı da açıklığa kavuşturur musunuz? Sonra adaylara bir bakalım. Türkiye açısından ne sonuçlar çıkabilir? Şimdi Işıl Hanım, 23 Ekim Ateşkes Anlaşması 3 aylık süre zarfında, 3 ay içerisinde Libya'daki hem savaşan unsurları hem de yapılmış askeri bir anlaşmaya istinaden danışmanlık hizmeti veren yabancı askerlerin çekilmesini de hüküm altına aldı. Yani Serraj'ın başında olduğu hükümetin açık iradesiyle bu imza altına alındı. Nitekim hemen herkes de yabancı güçlerin 23 Ocak'tan önce çekilmelerini bekliyordu. Hatta sizlerle yaptığımız son yayında Hafter'in Türkiye'ye yönelik demeçleri olmuştu ve hemen akabinde Sayın Akar'ın bir Libya ziyareti gerçekleşmişti ona cevap olarak, cevaben. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Libya Temsilciliği 23 Ocak'tan bir hafta kadar önce bir haftalık süre kaldı şeklinde bir açıklama yaptı. İkincisi, geçtiğimiz günlerde yine Birleşmiş Milletler Libya Temsilciliği'nin Güvenlik Konseyi'ne verdiği briefingten hemen sonra ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi, yardımcısı da ismen Türkiye'yi de sayarak bahsettiğiniz üç ülkenin çekilmesi gerektiğini vurguladı. Yani bu bir tek taraflı istek veya talep değil, bizim desteklediğimiz Serraj hükümetinin de, yani UMH'nin biz zaten aynı zamanda şeye destek vermiyor muyuz resmi olarak?
Libya'nın istikrara kavuşmasına, barış sürecine, bunun Birleşmiş Milletler çatısında gerçekleşmesine. Bu bir ateşkesin de zaten koşulu. Bu anlamda Türkiye'nin taraf olduğu ve uymayı aslında vaat ettiği diyelim, örtük de olsa, hayata geçirmese de bir koşul. Öyle değil mi? Evet. Doğru. Buna Fakat evet buna biz açık destek veriyoruz. Hatta bu sürecin sayemizde başladığını bile zaman zaman belirtiyoruz. Ama buna rağmen bu süreç içerisinde ortaya çıkan ve hukuki niteliği olan metinlere karşı da tırnak içinde biz UMH ile Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle yaptık. Biz bu kapsam dışındayız tam onu sormak diyoruz. istiyorum. Yani Sayın Sezer, şimdi bu seçimlerin Türkiye açısından olası çıkacak hükümetin bu, çünkü artık gerçek anlamda Birleşmiş Milletler tanınırlığı olan bir hükümet olacak. Bu daha önce hani ülke ikiye bölündüktü, birini tanıyorlardı ama ötekileriyle de temas halindelerdi, savaş halinde olduğu için. Şimdi o yüzden bu yeni hükümet bu açıdan Türkiye açısından çok önemli. Çünkü bu anlaşmaların akıbetini asıl onlar belki uluslararası anlamda meşruiyete taşıyacaklar ya da taşıyamayacaklar. Bu bir tartışma sorun olacak. Tam bunların öncesinde de mesela Doğu tarafından, yani bu ikiye ayrılmış olan Libya olarak baktığımızda, Türkiye'nin desteklemediği, Hafter'in destekçisi olan taraftan bir mahkemenin almış olduğu bir karar var. Biz şimdiden zaten bu Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşmaları tanımıyoruz diyor. Bir onu açıklığa kavuşturmanızı istiyorum. Çünkü bu anlaşma meselesi, biraz sonra detaylı konuşacağımız adayların, özellikle başbakan adaylarının da gündeme getirdikleri bir konu. Şimdi bizim Libya ile imzalamış olduğumuz anlaşmaları Doğu'daki Temsilciler Meclisi zaten hiçbir şekilde tanımadı. Bunu da açıkça belirtti. Hatta bu konuda Birleşmiş Milletler'e yazıyla da bu anlaşmaların geçersiz olduğunu bildirdi. Daha da ileri gittiler. Türkiye ile anlaşma yapan ekibi vatan hainliğiyle de suçlayıp yargılanacaklarını da belirttiler. Ama aynı süreçte Doğu'daki yüksek mahkemeye yapılan müracaat geçtiğimiz hafta sonuçlandı. O mahkemede bu anlaşmaların geçersiz olduğunu vurguladı. Burada bir sorun yok. Bu zaten beklenen veya bilinen bir sonuçtu. Çünkü biz Libya'nın doğusundaki kara parçasını kapsayan deniz alanları anlaşması yapmış olsak da muhatabımız batıdaki UMH Serrac'ın başında olduğu hükümetti. Dolayısıyla bu yeni yönetim yapısında doğudaki temsilcilerin başta başkanlık konseyinde ve hükümette yer alması beklenen bakanların büyük bir ihtimalle güney temsilcileriyle birlikte Türkiye ile ilgili anlaşmaları gündeme getireceklerini biliyoruz. Yani bu bir beklentinin ötesinde bir realite. Zira Türkiye maalesef 23 Ekim'den bugüne kadar doğudaki meclisle, Agele Saleh'le hiçbir temas sağlamadı. Üstelik Saleh'ten böyle bir talep geldiğine yönelik Arap medyasında yer alan haberlere rağmen. Örneğin Mısır doğudaki yönetimle temas sağladı. Birkaç 5 artı 5 askeri komite toplantısına ev sahipliği yaptı. Sayın Akar'ın ziyaretinden bir Aydın gün Bey'le sonra. benim en azından evet, sevgili seyirciler, Aydın Bey'i de alayım yayına. Aydın Bey, ne oldu böyle bir tam en güzel, en heyecanlı yerinde kesildi böyle bizde. Hani kedi mi girdi trafoya diye endişe etmeye başlamıştık rejiden arkadaşımla. Canlı yayında mıyız? Sevgili reji, bana bilgi verebilir mi lütfen? Ben duyuyorum sizi gayet net. Evet, teşekkürler Aytu, rejiden arkadaşımız. Ayrılabilirsin o zaman Aytu, bizi baş başa bırak. Evet, çok heyecanlı bir yerde kalmıştık. Siz bir daha Tamam. alacaksınız. Yani Mısır, evet. Biz maalesef 23 Ekim'den sonra, yani Ateşkes Anlaşması, Barış Anlaşması'ndan sonra Doğu'daki meclisle Agele Saleh ile temas sağlamadık. Agele Saleh'in Türkiye ile temas sağlama yönünde arzusu olduğu Arap medyasında yer almasına rağmen biz bu yola girmedik.
Ve Hafter'i yine eskisi gibi terörist, darbeci, katil Hafter olarak tanımlamaya devam ettik. Halbuki bütün bu sıfatları Hafter'in hak edip hak etmemesi bir tarafa, Hafter son tahlilde Doğu'daki meclisin atadığı bir silahlı kuvvetler başkanı. Bir defa bunu belirtelim. Mısır her iki tarafla da temas sağladı. Sayın Akar'ın ziyaretinden bir gün sonra yüksek düzeyli bir Mısır heyeti Trablus'ta temaslarda bulundu. Kahire Trablus uçak seferleri başladı. Dolayısıyla Fethi Başak'ın da Mısır'la temasları olduğunu biliyoruz. Biz burada nedense ilk baştaki politikamızın değişmesi yönünde bir çaba göstermedik. Ama bundan sonra Rusya Libya'daki yürütme yapısı paylaşılacağı için mutlaka doğudaki temsilcilerin, güneydeki temsilcilerin Türkiye ile ilişkilere yönelik bir taziki bir talebi olacak. Bunu beklemeliyiz. Zaten bu nedenle de biz bugüne kadarki barış sürecinde Türkiye olarak hep arka planda kaldık. Libya'da desteklediğimiz kişiler üzerinden sürece dahil olmaya çalıştık. Ama bizim desteklediğimiz kişilerden mesela Başa, Mısır'la, Maytık, Rusya'yla flört ederek, geçtiğimiz hafta Maytık Rusya'daydı bu arada, onu belirteyim, ve çok önemli iktisadi anlaşmalar imzaladı. Dolayısıyla bu yeni süreçte Türkiye'nin eski anlaşmaları koruma konusunda masada ne kadar güçlü olacağı yönünde çok tereddüt var. Aydın Bey, şunu da belki seyircilerimizle zaten kopukluklar olduğu hatırlatmak isterim. Yani şimdi siz bahsettiğiniz isimler, yani Türkiye bugün şu anda bu bahsettiğiniz İsviçre'deki seçim sürecinde başbakanlık için yarışan isimler. Bunlar kim? Türkiye'nin bugüne kadar desteklemiş olduğu, biz başbakanı olarak hep Serrac'ı bildik Türkiye'de konuşurken, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin önemli isimleri işte. Fethi Başak, İçişleri Bakanı, Türkiye'ye gelip gitti, demin bahsettiniz zaten. Ahmet Muaytık, Başbakan Yardımcısı. Daha iki gün önce ya da birkaç gün önce Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu bir demeçte Türkiye'ye ne kadar müteşekkir olduklarını Libyalılar olarak dile getirdiği için Türkiye'ye çok yakın durmak istediğini gayet iyi anlıyoruz. Üstüne üstlük zaten o demecinde de herhalde Anadolu Ajansı özellikle o konuyu da sizin de söylediğiniz gibi biraz hassas bir konu olduğu için geleceği itibariyle, akıbeti itibariyle özellikle o anlaşmayı da, askeri anlaşmaların da çok önemli olduğunu vurgulamış bir isim. Tamam, harika. Bir başka isim daha var. Halit El-Muşri. O da yine aynı hükümetin içinden bir isim yanlış hatırlamıyorsam falan. Fakat bir de... Yüksek Konsey Başkanı. Yüksek Konsey Başkanı. O da yani yüksek o anlamda... Yüksek Konsey Başkanı Maytık Yürütme Başkanlık Konseyi'nden, hükümetten. İşte artık oradaki hiyerarşinin şeyini tam çıkaramıyorum, biraz karışık, çok uluslu müdahale olduğu için böyle garip yapılar oluşturuyorlar. Benim anladığım kadarıyla aynı kabinenin içinde farklı grupları temsil edebilen insanlar bunlar, ama ortak özellikleri Türkiye'nin de desteklemiş olduğu hükümetin üyeleri olmalı. Dolayısıyla Türkiye ile bir anlamda iyi, uzak, yakın, onu bilemeyebiliriz. Çünkü Serraç'la çok yakındık. Sonra biraz uzaklaştık. İrtisaplı olduklarını düşünebiliriz en azından Türkiye açısından. Herhangi birinin başbakan olması, çıkarlarının korunması açısından, Türkiye açısından yine daha iyi olabilir. Ama bir de karşı tarafta işte Akile Salih ismi var. O da bir aday. Bu adaylıkları nasıl görüyorsunuz? Bir de Savunma Bakanı, yine Türkiye'nin desteklediği hükümetin Savunma Bakanı olarak bildiğimiz Salih Namruş'un adı geçiyor. Hani kimin çıkabileceği, başbakan ve diğer üç kişilik ekibin nasıl çalışacağı konusunda da bilgi verir misiniz? Yani çünkü ikisi diyelim ki karşı taraftan, ikisi öteki taraftan olacak, ama bu bir dengeyi değiştirecek mi başbakanın kim olduğu mesela? Şimdi Işın Hanım, bu sürecin aslında kırılgan bir süreç olduğunu da bazı analistler vurguluyorlar. Yani her şeyin ateşkes anlaşması öncesine dönebileceğini, bir anlamda bir dengenin, bir anlamda bu sürecin pamuk kütlüğüne bağlı olduğu noktasında görüş belirten analistler de var. Ancak burada benim üzerinde durmak istediğim husus, hem Rusya'nın hem Fransa'nın, dolaylı olarak ABD'nin ama mutlaka Almanya'nın da başından beri desteklediği bu sürecin kalıcı olma olasılığı biraz daha fazla. Eğer
Bir şekilde bu süreç bozulacak olursa Libya'da ben her şeyin eskiye döneceği kanaatini taşımıyorum. Libya'nın bölüneceğini, bölünebileceğini öngörüyorum. Şimdi son 3 aydır politik diyalog grubunda yapılan görüşmeler, orada oluşturulan iki komite var. Bir tanesi Anayasa Yazım Komisyonu mesela. Bir diğeri bu seçim süreciyle ilgili komite. Bunların hepsi sürecin aslında demokratik usullerle Libya halkının kendi iradesi ve isteğiyle oluşturulan, belirlenen şeffaf süreçler olduğu konusunda dışarıya bir görüntü verilse de, Birleşmiş Milletler böyle bir görüntüyü veriyor olsa da ta en başında bu geçici yönetimin nasıl kurgulanacağı konusunda tarafların mutlaka anlaşmış olmaları gerekiyor. Yani bugün bizim karşımıza bir sürpriz çıkmayacak. Her halükarda Doğu, Batı ve Güney Libya'nın temsilcilerinin üzerinde mutabık olduğu bir yönetim ortaya çıkacak. Bu yönetim tüm üç bölgenin, tüm bu üç siyasi bölgenin istek ve taleplerini yerine getirme konusunda ne kadar etkili olursa biz o kadar 24 Aralık 2021'deki seçimleri görebileceğiz. Görme şansımız artacak. Ancak bu süreç zarfında da yani bu hafta oluşacak yapıya rağmen de süreç hala kırılganlığını koruyor. Bunun altını çizelim. Ama burada Türkiye üzerinden ya da Türkiye'nin desteklediği taraflar üzerinden sürecin bozulmasına yönelik bir aktivite, bir eylem meydana gelirse işte bu defa biz tüm karşı cepheyi diğer ülkelerden bahsediyorum. Başta da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm cepheyi karşımıza alarak hareket etmek durumunda olacağız. Yani şu olmayacak. Biz Doğu'yu, Batı'yı destekliyoruz. Rusya ve Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de Doğu'yu destekliyor. Boyutu da olmayacak. Bir sorunuz var galiba. Evet, sorun var. Şöyle bir sorun var. Şimdi bu neden bu süreç önemli? Yani burada tabii sadece Libya zayıf bir ülke olduğu için zaten hani herkes Libya hakkında bir şeyler de söylediği, kimisi fiziken orada bulunarak bunu yapabildiği için yani bu kadar karmaşık bir yapıda olduğu için şimdi bundan sonrasında tabii uluslararası ilişkilerle de ilişkisi var ve Türkiye açısından şimdi Doğu Akdeniz politikasının önemli bir ayağı Libya ile yapmış olduğu anlaşma. Ama uluslararası ilişkilerinde de onu zayıf kılan bir nokta yani ne desin diyeyim Aşil topuğu gibi bir topuk gibi de düşünebiliriz bu anlaşmayı. Çünkü buna da tepki var. Zaten Doğu Akdeniz meselesinde problem var. O açıdan yani ne kadar ipler birbirine bağlı biraz onları söyleyerek yani bu ne kadar Peki. önemli bir seçim Türkiye açısından açıkçası onu söyleyin de sonucu sonra bir daha konuşuruz medyaskopta. Şimdi o zaman hemen konuyu ikiye ayırmak gerekiyor. TSK'nın Libya'daki varlığı ve bizim Libya, Batı Libya'daki güçlerle işbirliğimiz, siyasi veya iktisadi anlamda işbirliğimiz, çıkarlarımız farklı bir konu. Doğu Akdeniz'deki deniz alanlarıyla ilgili konu farklı bir konu. Bunların kesin kes birbirinden ayrılacağı, ayrılması gerekeceği bir sürece giriyoruz. Bunu Libya'daki yeni yönetim bağlamında ya da Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz alanları anlaşması bağlamında değil, özellikle Mısır-Yunanistan anlaşmasından sonra o hattın yani 26-28 derece boylamları arasındaki hattın kuzeyi artık Yunanistan'ın Libya ile sorunu haline geldi. Güneyi de Libya'nın Mısır'la sorunu haline geldi. Ama her halükarda 26 derece boylama üzerindeki E noktası Mısır'ın da Yunanistan'ın da Libya'ya gösterecekleri, Libya'yı kabul etmeye zorlayacakları, siyasi olarak olmasa bile mahkeme yoluyla kabul etmeye zorlayacakları Libya açısından Akdeniz'in doğusundaki sınır noktası olacak. Dolayısıyla bu konuya Yunanistan üzerinden
Avrupa Birliği'nin de müdahil olduğunu görürsek bizim Libya politikamızda bütüncül bir perspektif izleme şansımız fiziken kalmadı. Maalesef kalmadı. İşte bu noktadan itibaren Türkiye yeni yönetimle kuşkusuz Libya'da desteklediği unsurların gücü ve desteğini de alarak onların da inisiyatifiyle Türkiye'nin yeni Libya ile arasındaki ilişkileri ne derecede bundan sonraki süreçte belli bir noktada tutabilecek, bunu ne kadar geliştirebilecek, bu konu da ayrı bir soru işareti taşıyor. Zira doğudaki yapının temsilcisi de geçtiğimiz hafta yine batıdaki temsilci Maytık gibi Rusya'da yine anlaşmalar imzalıyorlar. Yani sahaya çıktığı zaman insanların elinde müzakere masasında çok dosya olacak ve karşımızdakilerin hemen hepsinin, başta İtalya olmak üzere, Fransa olmak üzere hepsinin elinde iktisadi büyük portesi olan anlaşmalar da olacak. Bizim bugüne kadar öncelik verdiğimiz askeri varlık, deniz ve hava üssü konusu ve Libya, Türkiye deniz alanları anlaşmaları konusu bu açıdan bakıldığı zaman da ikinci planda kalacak. Zira bundan sonraki süreçte Libya petrol üretimini ne kadar artırmaya çalışsa da, Libya petrol gelirlerinin ne kadar adil bir şekilde dağıtılmasını sağlasa da yabancı sermayeye, dış yardıma ve teknolojiye ihtiyacı olan bir savaş sonrası, tam olarak enkaz demeyelim ama savaş sonrası bir görünüm arz ediyor. İşte burada elinde cebinde nakdi olanlar, masada siyasi gücü olanlar bizden bir adım daha önde olacaklar. Ve geriye dönüp bakıldığında Türkiye'nin oradaki önceliklerinin ne olup olmadığı konusunu biz Türkiye'de daha çok tartışacağız. Özellikle de askeri işbirliği anlaşmasına meclisteki muhalefet partilerinin hiçbirisinin destek vermediğini de düşünecek olursak, bu konu Türkiye'nin milli çıkarları açısından orta ve uzun vadede zaten çok ciddi sıkıntılar ve sorunlar olacağı bugünden gözüküyor, görünüyor. Bunda bir tereddüt yok ama kısa vadede de maalesef neleri risk ettiğimizle yüzleşeceğiz. Bu kaçınılmaz bir son olacak maalesef ve ne yazık ki. Ama dediğim gibi Libya'daki yeni yönetimin, Maytık'ın ya da Başak'ın biz Türkiye ile anlaşmalarımıza sadığız demesinin bugün belki pratikte bir anlamı var moral açısından, ama yeni yönetimle birlikte bu olmayacak. Bunu da net olarak söyleyebiliriz. Özellikle de deniz alanları anlaşmasının artık tarafları da Mısır ve Yunanistan devreye ve topa girdiği için bizim açtığımız yoldan gittiler. Her zaman vurguladığım için yine aynı şeyi söylüyorum. Doğu Akdeniz'deki lehimize olan statükoyu bozduğumuz için, konuyu hukuki temele taşıdığımızı tüm dünyaya açık ve seçik ilan ettiğimiz için bu da beklenen bir gelişmeydi. Yani bir sürpriz olmadı ama şunu söyleyelim, bunların hepsi sadece bir takvim yılı içerisinde oldu ve bitti maalesef. Doğru çıkmasından aslında pek hoşnut olmadınız. Bir kehanette bulunmuştunuz. Kehanet değil aslında. Olgular size bunu işaret etmişti ama evet, çok güzel ifade ettiniz. Aydın Sezer çok teşekkürler. İşte bu seçim sonuçlarını da yine beraber değerlendiririz diye umuyorum. İnşallah. Sevgili izleyicilere size de teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için. İyi yayınlar.